Herkese merhaba arkadaşlar KPSS grubu nedir ve nasıl çalışılmalıdır? Bu videoda bunları göreceğiz. KPSS grubuna girme şartları, askerlik dil şartı, sınav puanının geçerlilik süresi, karşımıza çıkacak sorular, karşımıza çıkacak e, ders bölümleri, bu ders bölümlerinin ders bölümlerindeki soru dağılımları, soru hesaplamaları, KPSS puan türleri bunların hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Arkadaşlar zorlu bir süreç sizi bekliyor, meşakkatli bir yol sizi bekliyor. Çok alın teri dökeceksiniz. Bazen ağlayacaksınız, bazen bırakacaksınız, bıkkınlık gelecek vesaire. Ama bunun neticesinde çok güzel bir kariyer basamaklarına adım adım çıkacağınız güzel bir meslek, uzman memurluk, A kadro sizleri bekliyor. Birçoğunuz müfettiş, müfettiş yardımcısı, geri uzman yardımcısı bunları olacaksınız. Müthiş bir zorlu bir süreçle karşı karşıyasınız. Hayalperest olmayacağım, gerçekçi olacağım. Ve bu videoda arkadaşlar tüm tecrübelerimizle size doğru bilgileri vereceğim. Hayalperestlik kesinlikle yok. Yani bu yola ya başla ya başlama. Yolun ortasında kesinlikle vazgeçme. O yüzden ben diyorum ki öğrencilerime, arkadaşlar gemileri yaktınız mı? Bu süreç o kadar bir zor bir süreç ki seni sadece KPSS sınavı beklemiyor. Arkasından kurum sınavı, arkasından mülakat, sonra başka bir kurum sınavı, sonra tekrar mülakat, sonra başka bir kurum sınavı. Zorlu bir süreç ama sonu çok güzel. Sonu kariyer basamakları, zirveye oynayacaksın. Ama bunun başında da elbette ki biraz zorluklar çekeceksin. Şimdi gel biraz şu sınavı tanıyalım. Bundan önce söylemem gereken şey Hocam bu PDFlerin tamamını arkadaşlar bu PDFlerin tamamını yani bu videoda anlattığım notların tamamını hukuköğretir.com adresinden ücretsiz olarak indirebilirsin. Ee, i̇şte soru dağılımları süreleri vesaire gösterildiği için A kadroların özellikleri gösterildiği için indirmen de bu notları temin etmen de fayda var. Haydi gel bakalım şu sınavların neler olduğunu biraz ayrıntılardan bahsedelim. Dediğim gibi bu sınav kariyer kadroları olarak karşımıza çıkmaktadır. A kadroları kariyer basamaklarına adım adım çıkacağınız bir sınavdır. KPSS A kadrosunda neler var hocam dediğinizde stajyer hazine kontrolünden tutun müfettiş yardımcılığı, gelir uzman yardımcılığı en favori olan bölümdür arkadaşlar A kadroda. Vergi denetmen yardımcısı, devlet gelir uzman yardımcısı, mali hizmetler uzman yardımcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı vergi müfettiş yardımcılığı gibi birçok uzmanlık A kadrosu uzman memurluk sizi bekliyor. Peki bu sınav hocam bu sınavı ben KPS A'dan yani KPS A grubuna yüksek bir puan aldım mı hemen bunları kazanmış oluyor muyum? Yani merkezi bir atamayla mı yerleşiyorum? Tabii ki hayır. Sizi 3 aşama bekliyorum bu yolun başında. Yani uzun bir yol bu yolun başında arkadaşlar sizi 3 aşama bekliyor ki siz hedefinize ulaşmanız için. Şimdi ne demek istiyorum? Birinci aşama arkadaşlar kurumların alım yapacakları unvanlar için belirledikleri bir KPS puan türü var. Bu 2017 anayasa değişikliği ile toplam bak 2017 anayasa değişikliği diyorum. Aynı şekilde arkadaşlar anayasayı anlata anlata. 2017 yılında KPS'de bir değişiklik söz konusu oldu. 124 puan türü arkadaşlar 52 puan türüne indirildi. 30 30 tane soruyorlardı. Yani mesela hukuktan 30 tane soru, soru soruluyordu. Şimdi arkadaşlar 40 soru karşınıza gelecek. Yani 40 maliye, 40 iktisat, 40 muhasebe gibi arkadaşlar her gireceğiniz oturumda 40 tane soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan P48 puan türü. Hocam P48 puan türünü birazdan ayrıntılı olarak göreceksiniz. İkinci aşama demek ki birinci aşama Kpsten yeterli güçlü bir puan alabilmek, yüksek bir puan alabilmek. İkinci aşama ise arkadaşlar kurumların kendi açmış oldukları yazılı sınavdan gerekli puanı alabilmek. Arkadaşlar sen KPSS e A grubundan yüksek bir puan aldıktan sonra yetiyor mu? yetmiyor. İkinci aşama var. İkinci aşama ne? Kurumun açmış olduğu kontenjanlara. Mesela diyelim ki Maliye Bakanlığı diyor ki ben bin tane gelir uzman yardımcısı alacağım. Bu bin tane gelir uzman yardımcısını illere dağıtıyor. Örnek veriyorum. İşte Akdeniz bölgesine komple dağıtıyor. Bir ilden gidelim, Adana'dan gidelim. Adana ilini diyor, toplam 100 tane diyor, 100 kişilik bir kontenjan ayırdım diyor. Bu kontenjanın 4 katı 4 katını KPSS puanıyla 4 katını yazılı sınava çağırıyor. Tamam mı? 1000 kişi ise oraya başvuran 100 kişi üzerine gidelim. O kadar rakam olmaz. Genel alım zaten 1000 olur, 2000 olur, 3000 olur. Adana için diyelim ki 100 kişi alacak. Adana'yı tercih eden KPSS puanıyla Adana'yı tercih eden çarpı 4. Yani ilk 400 kişiyi kurum kendi sınavına çağırıyor. 100 kişilik kontenjana 400 kişilik bir KPSS puan sıralamasıyla öğrenci çağırıyor. Tamam mı? Aday çağırıyor. Sonra kendisi bir kurum sınavı yapıyor. O kurum sınavında o ili tercih edenler arasında ilk 200'e girmeniz lazım. Yani kontenjanın iki katına da girmeniz gerekmektedir. Mülakata kalabilmeniz için. Demek ki sen öncelikle bir il seçeceksin. O il, o seçtiğin ili seçenler arasında kontenjanın 4 katına girmen gerekiyor. 100 kişilik bir kontenjan var. O ili tercih edenler arasında ilk 400'e girmen gerekiyor. Tamam Bu ikinci aşama. Girdin, sınava girdin, yazılı sınavı geçtin. Geçip geçmediğin belli değil. 70 ve üzeri bir puan alma şart başlangıçta. İkinci, üçüncü şart ise arkadaşlar şu... O ili tercih edenler, o yazlığa girenler arasında da yani o 400 kişinin içinde de ilk, ilk 200'e girmen gerekiyor. Yani or, orayı tercih edenlerin yarısında geçmiş olman gerekiyor. Anlaşıldı mı? O şimdi seni ne bekliyor? Bir mülakat. Mülakat arkadaşlar kontenjan iki katı çağrılır. 200 kişi. 2 kişiden 1 kişi de o mülakatı geçer. Artık kariyer basamaklarını adım adım çıkar. Bu yüzden arkadaşlar bunu biraz sonra puanlamada da anlatacağım. Puanlama sisteminden bahsederken de anlatacağım. Sen mesela 80 almış. 80 almış. Bu geçen senelerde yaşandı maalesef. 80 puan almış. Antalya ilini tercih etmiş. Ama Antalya ilini yoğun bir talep olduğundan dolayı Antalya ilinin e, KPSS puandan o sıralamadan kapanışı 82 ile yapmış. Yani 81 alan bile yazılı sınava girmeye hak kazanamazken Diyarbakır iline atıyorum. Trabzon'u veya Adana'yı tercih etmiş 75 puanda 77 puanda tercih etmiş bir A kadro öğrencisi oraya girmiş olabiliyor. Niye? Oraya talep az olmuştur. Yüksek puanlar oraya birikmemiştir. Sen 75 puanla o ile girmeye hak kazanmışsındır. Anladın değil mi? Yani KPSA A puanını alacaksın. Alın teri dökeceksin. Geceni gündüzüne katacaksın. O kadar kitaplar bitireceksin. Sonra strateji yapacaksın. Güzel bir ili tercih edeceksin. Yani puanın yüksek olabilir. Güvenme. Yani 85 ve üzeri rahat. Her başvurduğu ile çok rahatlıkla e, çağrılabilir. Ama 80 dolaylarında arkadaşlar sıkıntı. Yani 75'te bir, bir kişi e, bir il için yazılı sınava çağrılabilecekken 81-82 puanla çok tercih edilen bir ili tercih ettiğinde o ile çağrılmaya da bilirsin. Anladın değil mi? Tamamen strateji gerektiren bir olay. Sonra sözlü sınava çağırıyorsun. Sözlü sınavda yazılı sınava girenler arasında yarısını geçmen gerekiyor. Yani kontenjanın iki katı sözlü sınava çağrılıyor. Şimdi devam ediyorum. Üçüncü aşama mülakat aşaması geçtim. Şimdi arkadaşlar. KPSS alan testlerinde karşıma çıkan sorular. Arkadaşlar soru sayılarından sınav sürelerinden sınavda uygulanacak testlerden bahsediyorum. Arkadaşlar 2016 yılına kadar 2016 yılda dahil normalde sen sınava girdiğinde önüne toplu şekilde sorular gelirdi. Genel yani kültürden bahsetmiyorum. Hukuk, iktisat, maliye bir oturum olurdu. İşte ek e, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ayrı bir oturum olurdu. Yani önüne gelen soruları sen başlardın çözmeye. Hukuktan bir süre arttırırsan giderdin maliyeyi çözerdin. Maliyeden bir süre arttırırdın. Fazla fazla süren kalırdı. İktisata yoğunlaşırdın. Sonra da baya bir süren kalırdı. Muhasebe çok rahatlıkla çözerdi. Yani şunu demek istiyorum süre yetiştirememe gibi bir durum alan grubu testleri için arkadaşlar öyle bir durum söz konusu değildi. Fakat 2017 yılında yapılan değişiklikle beraber artık sizin karşınıza gelecek gelecek alan testleri kitapçık halinde geliyor. Yani hukuk kitapçığı veriliyor. Onun için bir süre verilmiş. Ne kadar bu süre arkadaşlar? 50 dakikalık bir süre veriliyor. 50 dakikanın sonunda hukuk kitapçığı alınıyor maliye kitapçığı veriliyor. Maliye kitapçığı alınıyor, muhasebe kitapçığı veriliyor. Sözünüzü şu. Artık sen diğer alanlardan arttırmış olduğun süreyi başka bir alan için kullanamayacaksın. Yani her alanın kendine özgü bir performansı ve süresi var. Tamam? Bunu neden söylüyorum? Hukuk için bir problem yaşanmıyor. İktisat için yaşanmıyor. Muhasebe için maliye için yaşanmıyor ama muhasebe için ciddi bir problem 2017'den beridir yaşanıyor. Artık muhasebeyi çözebilmek için arkadaşlar hızlı çözmek gerekiyor. Neden? Muhasebeye verilen verilen 40 soru verilen 50 dakika maalesef yetmiyor. Tamam. Daha üzerine çok konuşacağız. Şimdi arkadaşlar gel buraya. Adım adım gidiyorum. Sınavın her şeyini öğreneceksin. Çok gerçekçi davranacağım. Yani ben popülist bir cümlelerle sizi gaza getirmeyi planlamıyorum. Tamam. Tamamen gerçekçi davranacağım. Artık bu karar senin. Şu gireceğin sınavı iyice bir tanım. Şimdi arkadaşlar karşına genel yetenek, genel kültürden toplam 60, toplam 60, 120 soru gelmektedir. Yani genel yetenekten 160 genel kültürden 60 soru gelmektedir. Hocam genel yetenek, genel kültür bir önceki video, rehberlik videosuna bak. Orada KPSB grubu nedir? Genel yetenek, genel kültür nedir? Nasıl çalışılmalıdır? En ince ayrıntısına kadar anlattım. O sana faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar 130 dakika süre yet, yetmeyecek durumlardan bir tanesi de genel yetenek, genel kültürdür. Şu bununla ilgili söylemem gereken önemli bir aşama şu. Eğer ki genel yetenek genel kültür sınavına yani KPSB'ye girmezsen puanın hesaplanmaz. Tamam. KPSB'ye girmezsen puan hiçbir puanın hesaplanmaz. Niye? O bahsettiğim 52 puan türü hesaplanırken hepsi bir çarpan olarak genel yetenek genel kültürün katsayısını alıyor. Tamam. İşte o çarpan olarak katsayıyı aldığı için o çarpan sıfır olunca tüm puanın sıfır oluyor ve puanın hesaplanmıyor. Mesela bir öğrenci geldi dedi ki hocam ben geçen senede alan grubundan çok iyi bir net çıkardığımı düşünüyorum. Fakat puanım hesaplanmadı. Dedim ki genetini genel kültüre girdin mi? Yok hocam uykuda kaldım. İşte o puanın hesaplanmaz. Anladın değil mi? Devam ediyorum. Şimdi işletmeden toplam 40 soru, muhasebeden 40 soru, istatistikten 40 soru, hukuktan 40, kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası şirket, çalışma ekonomisinden toplam 40 har soru seni bekliyor ve ortalama arkadaşlar her bölüm için 50 dakikalık bir süren var. Hangisi istatistik hariç? Normalde burada arkadaşlar ekonomi Ekonometri bölümünden de sorular geliyordu. 2017'de yapılan değişiklikle beraber ekonometri bölümü sınav formatından kaldırıldı. Tamam. Bizim için hocam hangileri önemli? Senin için arkadaşlar muhasebe birinci, hukuk ikinci, üçüncü iktisat, Dördüncü maliye önemli. Eğer ki sen bu dört alanı çok iyi bir şekilde yapıp genel yetenek genel kültürden de güzel bir net çıkartırsan çok rahat arkadaşlar 80 85 üzerine üzerinde bir puan elde edeceksindir. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar ilk sınav genel yetenek genel kültür kesinlikle girmen gerekiyor çünkü puanın hesaplanmıyor. Arkadaşlar bunun bir güzel tarafı yeni bir değişiklere bir tanesidir. Yani senin genetine genel kültür sınavınla alan sınavı arasında bir haftan var. Yani son bir hafta yani genetine genel kültüre bir hafta kala çarşamba gününden bir güzel bir program hazırlayıp veya salı gününden bir güzel genetine genel kültüre işte 4 gün kala, 3 gün kala güzel bir program hazırlayıp bir günde tarihi, bir günde coğrafyayı, bir günde e, vatandaşlığı, bir günde de dil bilgisini çok sağlam bir şekilde tekrar edebilirsin. Yani son 4 sınava 4 gün kala, tabi sen önceden bitirdin bunu, son 4 gün kala güzel bir program hazırla, alana hiç bakma, genel yetenek, genel kültüre son 4 gün kala, Tarihe, bir günlü tarihe, bir günlü coğrafyaya, bir günlü vatandaşlığa, bir günde dil bilgisi kurallarına tamamen ayır. Tamam mı? Çok sağlam bir şekilde tekrar et. O küçük küçük not aldığını, bilgileri tekrar et. Sınava gir ve çok güzel bir net çıkar. Tamam? Neden bunu söylüyorum? Neden bunu söylüyorum? Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü birçok arkadaş genel yetenek, genel kültür sınavına yani KPSS B'yi ikinci aşamaya atar. Der ki ya hocam zaten %10 etkiliyor. Birazdan göreceksiniz. Buradan ne gelecek bana? Hayır arkadaşlar. O kadar KPSS alan grubu puanını etkiliyor ki senin. Yani şöyle diyeyim ben sana. Netleri alan netleri aynı olan bir kişinin genetine genel kültür netleri netleri hangisinin yüksekse çok ciddi şekilde çat diye önüne atmış. Ve öyle bir iki puanla değil ha bazen 4 puanla 5 puanla önüne atmış. Örnek veriyorum karşına işte 4 alan grubu üzerine gidersek hukuk, iktisat, maliye, muhasebe. 40 soru 120. 40 soru 160 soru var değil mi? 160 sorudan arkadaşlar 80 net yapan bir arkadaş ortalama 80 net yapan bir arkadaş genel yetenekten 50, 50 net yapmış öğrenci 50 net yapmış almış 80 Öbürü 70 net yapmış almış 85. Alan netleri aynı olmasına rağmen. O yüzden genetine genel kültürü kesinlikle es geçmeyin. Bakın arkadaşlar. Devam ediyorum. Birinci oturumda birinci oturumda karşına kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi. Yani ilk hafta sen genetine genel kültüre girdin. Bir net yaptın. Artık senin bir hafta sonra alan sınavın var. Biri Cumartesi günü, bir diğer arkadaşlar Pazar günü. Cumartesi günü bir sabah oturumu var. İkinci oturum öğleden sonra. Pazar günde sadece sabah oturum karşına çıkacak, tamam? Yani e, bizim için birinci oturum değil. Cumartesi günü yapılan ikinci oturum çok önemli. Hukuk, iktisat ve maliye sorularıyla karşı karşıya kalacaksın. Maksimum bir performans ve maksimum bir net ortaya koyman gerekiyor. İlk üçüncü oturumda ise arkadaşlar işletme, muhasebe ve istatistik sınavları seni bekliyor. Ama dediğim gibi bunlar sana tek tek kitapçık halinde veriliyor ve işletme bitti mi? İşletme kitapçıkları toplanıyor muhasebe kitapçıkları veriliyor. Muhasebe mi bitti? Muhasebe kitapçığı toplanıyor. Sana istatistik kitapçığı veriliyor. O yüzden muhasebe burada biraz problem. Süre yetmeme durumu oldu geçen senelerde. O yüzden birçok arkadaşımız bunun sıkıntısını çekti. Konular bitirmiş, süre yetmediğinden soruları çözemedi. Normalde eskiden ne oluyordu arkadaşlar? Bu 3 kitapçık aynı anda veriliyor. Ortak bir süre veriliyordu. Tamam mı? Sen ne yapıyordun? İstatistik zaten çözmüyordun. İşletme de zaten çözmüyordun. Muhasebeye yükleniyordun. Çok rahatlıkla da eğer ki konuları bitirmişsen 40 sorunun tamamını da yapıyordun. İşaretliyordun en azından. Ama şimdi hızlı olmayan, performansı iyi olmayan ne kadar konuları bilse bile süreyi yetiştiremiyor. Ve 40 sorunun işte 25'ini 30'unu yapmak zorunda kalıyor. Yapıyor. 10 tane boş bırakıyor. Yapabilecek durumdayken boş bırakıyor. Tamam. Hızlılık artık önemli muhasebe için devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar KPS 48 puan türü nedir? KPS 48 puan türü arkadaşlar A grubunun A grubun en önemli puan türlerinden bir tanesidir. 2017 anayasa değişikliğinden önce bak yine anayasa değişikliği diyorum. O arkadaşlar sabahtan beridir anayasa değişikliği anlatıyorum. 2000 biliyorsunuz 2019 anayasa değişikliği anayasa 2019 oynatma listesini oluşturduk güzel bir oynatma listesi oluştu. İdare hukuku A grubu idare hukuku oynatma listesini oluştuk, oluşturduk. Youtube hukuk öğretir kanalına bunları yükledik. Bunların ders notlarını da hukukoğretir.com adresinden temin edebiliyorsunuz. Orada sürekli 2017 anayasa değişikliğinde şu oldu, bu oldu, şu kaldırıldı diye diye 2017'de yapılan değişikliklerde KPS'de birçok değişiklikler oldu. Onu da anlat anlata onu diyorum. Affınıza sığınıyorum. Arkadaşlar P35 puan türüydü. Adı P48 puan türü oldu. Aynı hesaplan bu puan türü oluştururken uygulanan katsayılar aynı. Birçok kuru bu puan türü üzerinden alım yapmaktadır. Özellikle Maliye Bakanlığı bu puan türü üzerinden alım yapmakta. O yüzden bunu her halükarda bu alan testleri üzerinde yoğunlaşmamız gerekmektedir. Bakın arkadaşlar hukuk %20, iktisat %20, maliye %20, muhasebe yüzde yirmi. Tamam mı? Genel yetenek, genel kültür yani KPSS B o ilk hafta girdiğim B yüzde yirmi ağırlıkta. Öğrenci diyor ki hocam diyor şu yüzde seksen üzerinde ben çok iyi olurum. Yüzde bir başarı gösteririm. Çok yüksek bir puan alırım. Öyle değil işte. Sen sen şuradan şurayı görmezden gelip Burayı 50 net yapanla 60 net arasında dağlar var ya. O yüzden sakın ha sakın birçok arkadaşın düştüğü hataya düşmeyin. Genel yetenek, genel kültürü boşlamayın. Mutlaka çalışın. Matematik nedir? Yaparım. İşte ee, Türkçe nedir her türlü çözerim okuma yazmam bilsem benim için alan önemlidir demeyin çalışın arkadaşlar mutlaka çalışın şuradan 80 net çıkarmak var ya sizi o kadar güçlendirir ki bakın arkadaşlar toplam şurada 40'ar sorudan 160 soru var normal arkadaşlar bunun yarısını yarısında bir başarı göstermeniz o herhangi bir kurum sınavına başvuru hakkı kazandırır size. Problem yok kazandırır. Fakat bazı kurumlarda arkadaşlar birer puanla o kuruma başta anlattım ya videonun kontenjanına sıralamaya göre seni çağırıyorlar. Birer puanla çağrılmama durumun söz konusu olabiliyor. İşte sen şuradan yaklaşık bir 100 net yap. 100 net yap. Yapılabilir mi? Çok gayet yapılabilir. Şuradan bir 100 net yap arkadaşlar. Şuradan da bir 80 net üzere çıktığında çok rahat 90 puana yakın 90 puana yakın bir puan elde edersin. Ediliyor. Bizzat yaşadım. Ediliyor arkadaşlar. Tamam. Yeter ki sen azimle çalış. Sistemli çalış. Şimdi o çalışma yöntemlerinden de bahsedeceğim. Her türlü bunu başarırsın. Devam edelim. Geçtim. Şimdi arkadaşlar önemli ayrıntılar. KPSS puan türü 2 yıl geçerlidir arkadaşlar. 35 yaş sınırı vardır KPSA grubu kadrolarında birçoğunda 35 yaş sınırı vardır ama bu 35 yaş her an değişebilir bazı kurumlar yaş sınırlaması da almayabilir tamamen artık arkadaşlar kurumun ilana çıktığında o ilan için başvuru şartlarına bakmanız gerekmektedir ama genel olarak 35 yaş sınırı aranmaktadır arkadaşlar 2017 değişikliği ile beraber normalde e, KPDS yani YDS'ye girmek gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar YDS şartı, KPDS e, dil sınavı şartı kaldırıldı. Yani artık buna girip girmemek tamamen senin elindedir. Ama bazı kurumlar dil sınavlarında güçlü puanlar almak eğer dil yapınız varsa çok önemlidir. Çünkü bazı sınavlar bazı kurumlar sınav başlığında özül olarak belirtiyor. İşte diyor ki e, YDS'den e, KPDS'den 70 ve üzeri almak, 80 ve üzeri almak dediği anda senin başvuru şartın olmuyor. Yani sen KP, KPSS A grubundan 80-90 üzeri bir puanın varken dil sınavı yok. Olmadığından dolayı o sınava başvuramıyorsun. Öbür kişinin KPSS A grubundan puanı 75 ama dil sınavından da bir 80 puanı var. Senin başvuramadığın yere o arkadaş gidiyor. Tamam. Yani bu senin için kişisel başvuruların kişisel gelişimin için dil sınavı çok önemli. Eğer bunu başarabiliyorsan yap derim. Tamam? Şimdi ama sınavlarda hocam puanım hesaplanırken benim e, dil sınavına girme şartım var mı? Yok. Tamam? Girmesen de o puanın hesaplanıyor. Ama genetik genel kültür sınavına girmesen puanın hesaplanmıyor. Ama bak şuna bak. Nerede puan e, soru adetleri? Bakın arkadaşlar 2017'de yapılan değişiklikle beraber normalde biz öğrenciye diyorduk ki aman ha aman bir tane de olsa işaretleyin. Ben diyordum ki aman ha aman arkadaşlar bir tane de olsa mutlaka işaretleyip çıkın. Hocam neden? Çünkü diyordum puan türünü hesaplanmaz doğru veya yanlış. Bir tane de olsa işaretle çık. Ama 2010 değişikliğiyle beraber artık dendi ki mutlaka bir puan türü bir puan alması gerekmektedir hesaplanabilmesi için. Yani sen hukukta minimum bir net çıkarman gerekiyor. Kamu yönetimini baz alıp hesaplanan puan türleri hesaplanabilmesi için bir net gerekmektedir. İktisatla iktisatı çarpan olarak alan puan türleri hesaplanabilmesi için mutlaka bir net gerekmektedir. Tamam. Ama bunları da gözden kaçırmamış olalım. Bir net sahip olunması gerekmektedir. Senin o puan türün hesaplanabilmesi için. Geçtim. Evet arkadaşlar. Maliye soru dağılımı. Maliyede maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, borçlanma, bütçe ve vergi hukuku, maliye politikaları. Arkadaşlar maliye için çalışma yöntemimiz şu olsun. İlk bitirilmesi gereken maliye dersidir. Tamam mı? Maliye dersini bitirdikten sonra bu bölümleri bu bölümleri teker teker haftalara ayırın. Haftalık tekrar edin. Haftalık maliyeyi bir bölümle haftalık tekrar edin. Yani demek istediğim şey şu. Sizin karşınıza toplam 7 bölüm var. 7 bölüm. Bu bu 7 bölümü 7 bölümü haftalık tekrar edin. Ben sürekli programlara öğrencilere bunu yazıyorum. Haftalık tekrar edin. Yani sen maliye teorisini birinci hafta tekrar ettiğinde 8. hafta tekrar maliye teorisini tekrar edeceksin. Sonra arkadaşlar böyle 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 her hafta bir bölümü tekrar etmiş olacaksın. Ve bu ne demek oluyor biliyor musun? 7 haftada bir maliye tekrar edilmiş oluyor. 7 haftada bir maliye tekrar edilmiş oluyor. Zaten senin ikinci, üçüncü tekrarında haftalık tekrar değil 15 günde bir maliyeyi komple tekrar etmiş olacaksın. Ve mali arkadaşlar KPS A grubunda banko puan getiren bir yerdir. Kolay bir alandır. Öğrenilmesi kolaydır tekrarlarla da unutulması zorlaşıyor. Ama bir defa bitirip hiç tekrar etmemiş Arkadaşlar hiçbir şekilde diyor ki sanki ben bu konuyu hiç çalışmamışım hocam. Ya soru çok basit ama karıştırdım. İki şıkta kaldım yanlış işaretledim. O yüzden maliye bölümü banko bizi öne geçirecek. Çok yüksek netler yaptıracak bir bölümdür. Yani şuradan 40'ta 40 yapmak hayal ürünü değildir. O yüzden aman aman şu dediğim tekrar yöntemiyle çalışın devam ediyorum. Hukuk soru dağılımı. Arkadaşlar ben hukuk, hukukla ilgili hukuk öğretir kanalı olarak tamamen bu alanda biz uzmanlaşmışız ve tamamen bu alanda size tam hikayeleştirerek stratejiler, taktikler vererek anlatıyoruz. Hukuk derslerine nasıl çalışılmalıdır videosunu ben yukarılara bir yere arkadaşlar yerleştireceğim. Tıklayarak da onu izleyebilirsiniz. Bu yüzden burada ayrıntılı onlara değinmeyeceğim. Hukuk derslerini belli bir sistematikle belli bir sırayla ve belli bir tekrar programıyla çalışmanız gerekmektedir. Maalesef birçok arkadaş hukuku birçok bölümünü diyor ki hocam idare çok karışık geldi bana. Onu atlıyor. Ticareti son haftaya bırakıyor. Vesaire vesaire. Sonra son bir aya geldiğinde Hukukla ilgili bölümler ediyor. Diyor ki işte boşlar hukukuna çalışmıyorum. İcra iflası çalışmıyorum. Ticarete çalışmıyorum. Hocam ben anayasa, idare, ceza çözeceğim sınavda. Böyle yapma. Düzenli çalış. Hukuk derslerine nasıl çalışılmalıdır benim rehberlik videomu mutlaka bu videoda sonra izle. Kendine bir program hazırla. Şu hukuktan fulla yakın yap. Neden diyorum biliyor musun? Bu hukuktan senin bir netin maliyeden 3 netine bedel olabiliyor. Hocam neden öyle diyorsun? Çünkü hukuk dersleri birçok arkadaş için zor. İçinden çıkılmaz. O yüzden senin bir netin birçok arkadaşın önüne seni çok rahatlıkla atacaktır. Tamam. Hukuk alanı bu KPS A grubunda bence öğrencilerin en zorlandığı bölüm. Sen Hukuk Öğretir kanalındasın. Çok rahatlıkla bunu full'a yakın bir net çıkartacaksın. Tamam. Şimdi arkadaşlar videoları mutlaka incelemişsindir. İncelemediysen kanala bir göz atmanı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. İktisat. Mi, i̇ktisad arkadaşlar yine alan yelpazesi geniştir. Mikro, makro, para banka, uluslararası iktisat, kalkınma büyüme, Türkiye ekonomisi, iktisat düşünceler tarihi olarak karşımda çıkıyor. Bu bölümün avantajı şu, bilin arkadaşlar biraz iktisat temeli olanlar, iktisat bölümü mezunu arkadaşlar, kamu yönetimi, uluslararası şikayet işletme bölümü gibi mezun olan arkadaşlara göre bir adım daha önde. Neden derseniz, çünkü arkadaşlar iktisat öğrenilmesi zor fakat öğrenildikten sonra çok rahatlıkla yapılabilecek bir bölüm. Şunu e, size rahatlıkla söyleyebilirim, iktisata sakın ha ben... İşte bir ay iktisat çalışacağım, iktisatı bitireceğim gibi bir düşünceye kapılmayın. Öyle bir şey yok. Sizin sadece mikro bir ayınız alacak. Belki bir buçuk aynızı. Sadece makro sizin iki ayınız alacak. Hocam sınav zaten ben 8-9 ay çalışmayı düşünüyorum. O yüzden sınavın sınav sürecine başladığın andan itibaren andan itibaren keşke bunu inşallah mezun olmadan izliyorsundur beni. O yüzden ben sana şunu derim. Mesela 3. sınıfta beni izlemeye başlayırsan 3. sınıfını tamamen iktisata ayır. 4. sınıfını tamamen hukuka ayır diyebilirim. Çünkü bir temel oluştur. Tamam. Eğer ki mezun oldun beni izlemeye başlıyorsan sistemli bir şekilde iktisata ilk günden itibaren başla. İlk günden itibaren başla. En azından mikro makroyu hallet. Şunları şu kısmı şu kısmı son aşamaya bırakabilirsin. Ama şu kısmı bir hallet. Bu kısmı arkadaşlar en azından son 2 aya son 2 aya bırakmanda bir mahsur yok bence. Tamam mı? Ama şu kısmı kesinlikle senenin başından itibaren sistemli bir şekilde halletmen gerekiyor. Şu düğümü bir çözersin iktisat düğümünü çok rahatlıkla iktisattan da yüksek netler yapa yapabileceğini inanıyorum. Şimdi arkadaşlar geldik muhasebe. Özellikle uluslararası ilişkiler bölümü, kamu yönetimi için hukuk mezunları için tamamen işkence olan bir bölüm. Arkadaşlar muhasebe temeliniz yoksa çok zorlanacaksınız. O yüzden internette birçok kanalı araştırmaya başlayın. Youtube kanallarını araştırın. İyi bir hocadan dinlemeye bakın. Çünkü muhasebe arkadaşlar bir mantığı var. Bir esprisi var. İşte o espriyi alacak borçlar muhabbetini yapamazsanız, aktif pasifi yapamazsanız o espriyi yakalayamazsanız içinizden, işin içinden çıkamıyorsunuz. Ters mantıkla çalışıyor. Bunlar şu an bana da derlerdi hep ters mantıkla çalışıyor. Ama bunun içine işin içine girmeden o espriyi yakalayamadan onun ne dediğini de anlamıyorsun. Şu an benim ne desem muhasebe için, senin için boş. O yüzden sen lütfen sistemli, doğru bir kaynak bul, doğru bir hoca seç ve şu muhasebenin olayını çöz. Eğer çözersen çok rahatlıkla Full yakın net bırakırsın ama yeni sistemle beraber muhasebenin bir bir dezavantaj geldi. Artık hızlı olman gerekiyor. Eskiden biz muhasebe çalış çalışmak isteyen arkadaşlar şunu derdik. Hocam bir şekilde hallet muhasebeyi. Süreden yani olayı çözmeyi öğren, rahat yavaş yavaş çöz. Sürede herhangi bir problem yaşamıyorsun ama artık diyoruz ki öğreneceksin ve bunu çok iyi öğrenmen gerekiyor, hızlı çözmen gerekiyor. Tamam çünkü süre yetmiyor. Muhasebe için bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Çıkmış sorulardan çok sık soruyorlar. Yani 40 sorunun çok rahat 7-8 sorusu çıkmış sorularla birebir aynısı geliyor. Tamam? O yüzden çıkmış soruları baz alarak konuları bitir. Tamam? Arkadaşlar, KPSS A grubu ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Bizi Instagram hukuk öğretir sayfasından, hukuk öğretir adresinden çok rahatlıkla temin bize ulaşabilirsin. Hukuk derslerin bizde için rahat olsun. Hukuku tamamen bizimle halledeceksin. Bize yorumlar kısmından çok rahatlıkla ulaşabilirsin. Güncel hukuk mevzuatlarındaki değişiklikleri takip etmen için Instagram hukuk öğretir adresini mutlaka takibi al. Hukuk öğretir sayfasında yer alan videoların ders notlarını hukukogretir.com adresinden temin edebilirsin. Sana bu alanda başarılar diliyorum. Zorlu bir süreç seni bekliyor. Sakın ha sakın eğer bu sürece başla, başlıyorsan ya hiç başlama ya da başlıyorsan sakın vazgeçme. Yolun ortasından vazgeçmek bu kadar süreci verdiğin emeği çöpe atmak demektir. Yani bu sınavın sonucunda ya olacak ya olacak şeklinde yola açık. Bakın arkadaşlar evli olabilirsin, bekar olabilirsin, mezun olur, olmuş veya halen 3. sınıfta bu yola çıkmış olabilirsin. Problem değil. Yani ders çalışmaya çok vaktin de olabilir. Ders çalışmaya iki, iki, iki çocuğun vardır hiç vaktin de yoktur. Bir yerde çalışıyorsundur. Önemli olan bunlar değil. Önemli olan senin doğru kaynaktan doğru stratejiyle ders çalışmandır. Tamam mı? Ve bulduğun bir dakikayı bile etkin bir şekilde kullanman gerekiyor. Tamam. Unutma arkadaşlar. Hayal kuranlar kazanmayacak. Hayallerinin peşinden vazgeçmeden, azimle, ısrarla devam edenler kazanacaktır. Bu sözlerimle bu videonun da sonuna geliyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki rehberlik videosunda görüşmek üzere. Hoş olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaymakamlık, adli hakimlik bunlardan bahsedeceğim. Hukuk Fakültesi nasıl kazanılır? Bunlardan da bahsedeceğim. Kendine iyi bak, hoş olun, hoşça kalın. Kanalı abone olarak videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.